Herkese merhaba. Benim adım Halit. Bugün sizlerle Scuttle robotun uzun dengede kalabilmesini sağlayan yazılımı Raspberry'imizin içerisine yüklemeyi, Raspberry için gerekli olan işletim sistemini yüklemeyi ve bunları bilgisayarımız üzerinden yapmayı göstereceğim sizlere. Bütün robotla alakalı hem 3D modelleri olsun hem elektronik şemaları olsun buradaki GitHub sayfasında mevcut olacak. Biz buradaki GitHub sayfasından kullanarak gerekli yazılımı indirip kurulumunu yapıp sonrasında da robotumuzu çalıştıracağız. Bunu da şu şekilde yapacağız. İlk olarak bizim robotumuzda bulunan Raspberry'nin bir adet SD kartı var ki şöyle göstereyim. Bu 16 GB'lık bir SD kart ama minimum 4 GB bir SD kart yeterli olacaktır. Ardından bunu bilgisayara takabilmemiz için bir tane bu SD kart için adaptör olabilir. Kendi bilgisayarınıza zaten bir SD kart girişi olabilir. Bunu takıyorum. Bu Raspberry Pi'mizin üzerine Raspbian işletim sisteminin Lite versiyonunu yükleyeceğiz. Bunu yapmak için de Raspberry Pi'nin sitesine girerek Software kısmından bu linki de açıklama kısmında bulabilirsiniz. raspberrypi.com/software Windows için benim sistemime indiriyorum. Bu program benim Raspberry'me gerekli işletim sistemlerini yüklememi sağlayan ara bir yazılım. Ben bu yazılımla beraber bu SD kartlarımın içerisine istediğim işletim sistemine hangi versiyonda olduğunu da seçerek yükleyebiliyorum. Bu exe dosyasını yükledikten sonra açıp installation yapıyorum. Install'a tıklıyorum. Kurulumunu yapıyor. Finish'e tıklayıp yükleyen programı çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi programımız önümüze geldi. İlk olarak işletim sistemimizi seçeceğiz buradan. Biz burada Raspberry Pi OS'un içerisine girip Raspberry Pi OS Lite'i yükleyeceğiz. Bu Lite versiyonu biraz daha işletim sisteminin çalıştırmasındaki ağırlığını, yükünü azaltacak bir versiyonu. Bunun da sebebi herhangi bir bize bir masaüstü arayüzü, masaüstü ekranı vermiyor. Sadece konsol üzerinden işlemler yapabiliyoruz ki konsol üzerinden işlem yapabilmeniz bizim için yeterli olacaktır. Ama siz de isterseniz doğrudan gidip full versiyonunu indirebilirsiniz buradan. Bununla beraber desktop'a da sahip oluyorsunuz. Ekrana taktığınız zaman ya da virtual desktop gibi uygulamalarla, remote desktop gibi uygulamalarla uzaktan eşleştirdiğiniz zaman Raspberry'nin içerisindeki işletim sisteminin masa üstüne de erişebiliyor olacaksınız. Ama biz sadece onun konsoluna erişebilsek yeterli. Ardından buradan bilgisayarıma taktığım SD kartını seçiyorum. Nereye yükleyeceğine. Burada bir takım ayarlar var. Bu ayarlarda önemli olan bir husus şu. Yukarıda bu seçeceğim ayarları her zaman kullana tıklıyorum. Yarın öbür gün SD kartta bir sıkıntı çıkar. Dosyalar korrupt olabilir. Tekrardan yüklemem gerekebilir. Bu ayarları tek tek baştan yapmayayım. Set host name açık oluyor. Raspberry Pi.local diye yazıyorum. Bu benim konsoluma bağlanmak için kullanacağım. Local IP'yi belirlememi sağlıyor. Burada SSH'ı enable ediyorum. Bu SSH'da bizim yine uzaktan konsola erişmemizi sağlayacak bir ayar. Burada set username and password. Bunu tutabiliriz. Giriş yaptığımız sırada belli bir username ile bize password soruyor olacak. Wireless LAN'ın ismi ve şifresini burada yine aynı şekilde soruyor bize. Bunu da açalım ve evimizdeki internetin ismini ve şifresini girelim buraya. Böylece biz Raspberry'imize herhangi bir ekran ya da klavye bağlamadan uzaktan erişebiliyor olacağız doğrudan. Raspberry'imiz açıldığında direkt Wi-Fi'ye bağlanacağı için. Buradan lokasyonumu seçiyorum. Asya, İstanbul dedim Türkiye'nin içerisinde. Keyboard layout'u da buradan seçebilirsiniz. Onun dışında bunları save'e tıklayıp write'a basıyorum. İçerisinde bir data varsa hepsi silinecek diyor SD kartın. Tamam'a basıyorum. Artık bundan sonrası da birazcık bekleyeceğiz. Aşağı yukarı bir 15-20 dakika sürebiliyor buradaki işlem. İnternet hızına göre de değişebiliyor. Bilgisayarın okuma yazma
Hızına göre de değişebiliyor. Ama burada bir süre bekleyeceğiz. Ben de videoyu durdurup bittiği zaman tekrardan açacağım. 15 minutes later. Evet, SD karta işletim sistemini yazması bitti. Burada çıkan dosyaları kapatıyorum. Cancel. Continue. Bunu kapat. SD karta benim buradaki sistemimden çıkarttırabilirim. Eject. Evet. SD kartımızı çıkarttık. Şimdi bunu Raspberry'me takıyorum. Bakalım. Taktıktan sonra elektriği verip Raspberry'mi açtım. Raspberry'm açıldığı sırada bir süre bekleyeceğim. O sırada ben de bilgisayarımda cmd diye açıyorum. Command prompt'u. Command prompt üzerinden bizim Raspberry'mize bağlantımızı yapacağız. Deneyelim bakalım. Daha internete bağlanmamış ya da bağlandıysa bile kendisini host açmamış. Birazcık daha bekleyelim. A few moments later. Sanırım bağlandı. Birkaç dakika bekledikten sonra SSH Raspberry Pi Local diyerek Raspberry'me bağlanacağım. Yes diyorum. Password istiyor. Bu işletim sistemini yüklediğim sırada yaptığım ayarlarda belirlediğim şifreyi buraya yazıyorum ve şu anda giriş yaptım. Gördüğünüz gibi işletim sisteminin içerisindeyim, Raspberry ile bağlandım şu anda. Şimdi burada yapmam gereken şey şu. İlk olarak sistemimde upgrade gerektiren ne varsa sudo apt-get update komutuyla ve sonrasında sudo apt-get upgrade komutuyla bir güncelleyeceğim. Bu apt-get update komutunun işini bitirmesi aşırı uzun sürmüyor. Bir tık daha uzun süren upgrade komutu. Bu hemen bittikten sonra onu çalıştıracağım. Tamamdır. Şimdi upgrade çalışıyorum. Upgrade çalıştırdıktan bir süre sonra benden bir izin isteyecek. 1 MB'lık bir alan işgal edeceğim, izin veriyor musun diyor. Y yazıp Enter'a basıyorum. Bu işlemin olmasını bekliyorum. Tamamdır. Upgrade komutunun da yapması gereken işlemler bitti. Yaklaşık 1-1,5 dakikanın ardından. Tamamdır. Upgrade komutumuzu da yaptık. Bundan sonra bizim GitHub sayfamızdan dosyalarımıza yüklemeden önce ilk olarak GitHub'ı yüklememiz gerekiyor. Bunun için de yapacağımız şey şu. Sudo apt install git diyerek git uygulamasında yüklüyorum. Benden izin istiyor. Y'ye bastım, Enter'a bastım. Bu git programıyla beraber biz GitHub sayfasından istediğimiz projeleri konsol komutları ile yükleyebiliyoruz. Bundan sonra yapacağımız şey şu. Benim buradaki GitHub sayfamdan linkimi kopyalıyorum. Benim Scuttle Balancing Robot projemin linkini. Sonra konsoluma git clone linkimi yapıştırıyorum. Çalıştırdım. Her şeyi yükledi. Şöyle görecek olursanız Scuttle Balancing Robot dosyam geldi. Bunun içerisine giriyorum. İçerisine bakıyorum. İçerisinde dokümanlarım, imajlarım, bir README dosyam, gerekli kütüphanelerim ve şöyle göstereyim. Programlarımın bulunduğu dosyam duruyor. Şimdi ben burada şunu yapacağım. İlk olarak benim pip dediğim şeyi de yüklemem gerekiyor sanırım. Pip şu anda yok. Bunu da yine sudo apt install pip diyerek yapabiliyorum. Pip de yine bizim Python için gerekli olan bir takım kütüphaneleri yüklememizi ve kontrol etmemizi sağlayan bir uygulama, bir program. Yüklemesini bekliyorum. Yüklemesi tamamlandı. Artık şunu yapabilirim. CD benim
proje dosyamın içerisine girdim. Burada bir requirements denilen bir dosya var. Bu dosyanın içerisine bakacak olursak yazdığım Python kodlarında kullandığım kütüphaneleri görüyorsunuz. Ben bu kütüphaneleri indirmem gerekiyor. Bunu indirmek için de pip install -r requirements.txt komutunu çalıştırıyorum. Gerekli yüklü olmayan kütüphaneleri yükledim. Şimdi benim source'un içerisine girmem lazım. Artık şuradaki main balance.py programına Python main balance.py yazarak çalıştırabilirim. Tabii bunu yaptığımda bana bir hata verecek gördüğünüz gibi. Bunun sebebi şu. Şu anda gördüğünüz gibi NPU 6050'yi initialize etmeye, yani NPU 6050'ye bağlanmaya çalışıyor. Fakat bunda başarısız oluyor. Çünkü bizim sudo raspi-tire config arayüzüne girip buradan interface options'dan ikareciyi enable etmemiz gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra çıkabiliriz. Tekrardan çalıştırmayı tıkladım. Robotumun denge programı çalışmaya başlıyor. Şimdi şöyle bir sıkıntı çıkabilir sizlerde. O sıkıntı da şu. Şu anda robotumun üzerinde bir adet kumanda dongle'ı takılı. Çünkü ben bu kumandayla robotumu kontrol ediyorum. Ben eğer bunu takmazsam, çıkartırsam ve programı çalıştırırsam belki size şey gibi bir hata verebilir. Şu anda benim bakmaya çalıştığım yerde bir USB yok ya da USB'nin adı farklı olabilir. Onu da şöyle düzeltebilirim. Şimdi şöyle bir bakalım. Nano deyip bizim main balance.py'in içerisine girelim. En aşağı inelim. Tam olarak şurada. Bakın. Controller'ımı tanımladığım yerde slash dev slash input slash event 0 adlı bir cihazı ona tanıtıyorum. Şimdi oraya bir bakalım. ls slash dev slash input slash şu anda orada bir event 0 görüyorum. Tamamdır, sıkıntı yok. Peki benim şu USB dongle'ımı tekrardan takıyorum. Tekrardan ls diyeyim. Ha, bakın event 1 diye yeni bir obje geldi buraya. Yeni bir cihaz. O zaman şu demek. Benim buradaki taktığım USB event 1. Yani gidip buradaki main balance programıma, buradaki controller'ıma event 0 yapmak yerine event 1 dersem ve çalıştırırsam kumandamı da açayım hatta. Bu şekilde artık ben robotumu kontrol edebiliyorum. Şu anda yerde gözüküyorum. Elimin altında. Kumandayla kontrol edebiliyorum. Tamamdır. Diğer bir sizin yaşayabileceğiniz sorun da benim kullandığım kumanda markasıyla alakalı olabilir. Şimdi şurada tekrardan source'a baktığımız zaman burada 3 tane dosya var. Birinci dosya easy smx controller.py. Bu yine benim yazdığım bir program. Buradaki programın yaptığı şey ise benim ona belirttiğim port üzerinden, USB üzerinden, cihaz üzerinden sürekli kumandadan bir veri gelip gelmediğini kontrol etmesi. Ve bunu bizim Raspberry'imizin içerisindeki ayrı bir core üzerinden yapıyor. Ayrı bir çekirdek üzerinden yapıyor. Yani paralel bir şekilde yapıyor. Siz farklı bir marka controller eğer takacak olursanız bu sizin için biraz daha farklı işlemler yapmanızı gerektirebilir. Eğer kontrolleri hiç katmak istemiyorsunuz, sadece dengede dursun yeter, ben sonrasında bu hareketlerini değiştiririm diyorsanız yine bizim main balansımızın içerisine gireyim. İlk olarak şuradan benim kontrollerimi kontrol etmek ve okumak için kullandığım modülü import etmek zorunda değilsiniz. Silebilirsiniz ya da başına bir tane kare koyabilirsiniz. Ardından aşağı iniyorum. Burada bir tane yine gamepad'imi tanımladığım kod var. Onu kaldırıyorum. Son olarak da şurada bakın yine pad'imin sağ sol ve ileri geri joystick'in hareketini okuduğum kısımlar var. Siz burada bunları başka bir şeye bağlayabilirsiniz. Farklı bir kumandanız varsa buradaki değişkenleri değiştirerek yapabilirsiniz bunu. Hatta doğrudan şöyle de yapabilirsiniz. Şuraya bu şekilde komple kaldırıp buraya dersiniz ki burası bizim aracımın olmasını istediğim hızın target'ına, yani olmasını istediğim hızı belirleyebiliyorum. Onu belli bir hızda olmasını istersem mesela 10 hızında,
40 hızında. Bunların net bir birimi yok bu arada. Sabit bir sayı belirleyerek onun sabit bir hızda gitmesini söyleyebilirim. Sıfır yazarsam buraya sabit kalır olduğu yerde. Benzer şekilde bir alttaki de burası da bizim robotumuzun ne kadar sağa ya da ne kadar sola döneceğini ayarlamamızı sağlıyor. Sıfır dersem ne sağa ne de sola döner. Bu şekilde onun sabit kalmasını da sağlayabilirim. Ben kaydetmeden çıktım. Yine benzer şekilde anlatacağım bunların hepsini ayrı bir videoda. En yukarıda da benim hızımı ve dengemi sağlayan PID kontrolcüler için kullandığım değişkenlerin rakamları var burada. Farklı boyutlarda, farklı ağırlıklarda ya da farklı motorlarla ya da farklı hızlarla belki uğraşıyorsanız benim yaptığım robot Zinc'ine kıyasla bir takım değişiklikler gösteriyorsa buradan PID'sini de ayarlayabilirsiniz. Bu PID'yi tune etmek, hangi sayıyı neye göre ayarlamak gerekiyor gibisinden bir videoda çekeceğim ve paylaşacağım yine YouTube sayfam üzerinden. Ama şimdilik bunu burada bitirebiliriz. Herhangi bir sorunuz olursa yorum yapmaktan çekinmeyin ya da mail atmaktan. Eğer izlediğiniz videoyu beğendiyseniz videomuzu beğenebilir, diğer videolarımıza bakabilirsiniz. Tekrardan umarım yakın zamanda farklı projelerde görüşmek üzere. İyi günler.